أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Değerli kardeşler, bugün Arefe günü, kurbana bir gün kala 5. kuyumuzu açmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e yaklaşık 2 saat mesafede olan bir köydeyiz. Köyün ismi Koydu Pel Köyü. Burası köyden, evlerden daha ziyade böyle çadırların içinde yaşayan insanlar burada yaşıyorlar. Yani doğru dürüst bir evde kalmıyorlar işin aslı. Yaklaşık 400 insan yaşıyor burada. Biz burada başkentten buraya gelirken yakın bir zamanda yağmur da yağdığından dolayı çok zor şartlar altında buraya geldik. Normal bir arabayla gelinebilecek bir yer değil burası. Yani gerçekten de arabayla suların içerisinden geçerek buraya gelmeniz gerekiyor. 2 saat mesafede buraya geldik elhamdülillah. 5. su kuyumuzu açmak durumundayız şu anda. Bu kuyumuzun sahibi, bağışçısı Hollanda'dan Düztaş'tır. Güllü Düztaş hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim bu hayrını salih amel olarak kabul etsin. Ahirette cennet olarak karşısına çıkarsın. Kevser havuzundan içmeyi nasip etsin. Burada Afrika'nın bu sıcağında, bu ikliminde susuz, temiz suya ihtiyaç olan insanlar için büyük bir hizmet veriyor. Yüzlerce insan bundan faydalanıyor. Yakır civardan gelen köylerle 1200 kişi buradan bu sudan istifade ediyor. Bunu buradaki kelimelerin tükendiği yerdir. Buradaki bu acı tabloyu görerek, insanların suya ihtiyaçlığını görerek, muhtaçlığını duyarak biz Avrupa'da, dünyanın farklı yerlerinde, kendi evimizde çeşmeyi açıp çok kolay bir şekilde suya ulaşabiliyoruz. Suyumuzu içebiliyoruz, temizliğimizi yapabiliyoruz. Ama buradaki insanlar için gerçekten de bırakın temizliği, normal su içmek için bile saatlerce yürümek durumunda kalıyorlar ki temiz bir su alabilsinler, temiz bir suya kavuşabilsinler. Onun için bu hizmetler burada çok önemli. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Rabbim birini bin yapsın Güllü Düztaş hanımefendinin. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidina velina vel ahirin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, bizlere bugünleri gösterdiğin için hamdolsun. Sana şükürler olsun. Dünyanın her tarafında susuz kalan, aç kalan kardeşlerimize de nimetler nasip eyle. Bolluk, rızıklar nasip eyle. Bizler aracılığında, vasıtasıyla onlara da hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik ver ya Rabbi. Bizlere güç kat ya Rabbi. Dünyadaki kardeşlerimize, mazlumlara, yetimlere, aç kalanlara yardım etmeyi unutmamayı nasip eyle ya Rabbi. Onlara yardım edecek gücü, takatı ve ahlakı bizlere, cümlemize, ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Birbirimizle uğraşmayı boş verip güzel, ahlaklı, iyi işler, senin buyurduğun, istediğin, hoşuna giden işler yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri cennetinde buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e layık ümmet, sana layık kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizi, evlatlarımızı, çocuklarımızı sen koru ya Rabbi. Sen bizlere sahip çık ya Rabbi. Sen bizleri boş bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, gözümüze güç kat. Ya Rabbi, ilmimize ilim kat ya Rabbi. Ya Rabbi, rızandan ayırma. Ya Rabbi, yolundan ayırma. Ya Rabbi, bizleri helal rızıktan ayırma. Ya Rabbi, bizlere ilim sahibi olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, sana ne kadar şükretsek azdır, bugünleri bizleri gösterdin. Ta Nijer'in herhangi bir köyüne gelmeyi bile nasip ettin. Bu insanlara yardım etmeyi nasip ettin. Sana ne kadar şükretsek azdır.
Başka kardeşlerimi de faydalandır ya Rabbi. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha me salavat. Amin.